Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim de merak ettiğim, sizlere aktarmak istediğim güzel bir arabayla birlikteyim. Sportif, kendi segmentinin sportif yakışıklılarından olan BMW 3 serisiyle birlikteyim. F30 kasa kodlu versiyonuyla birlikteyim. Aracımız 1.6 170 beygirlik versiyon. Onun detaylarını zaten anlatacağım. Gelin hep beraber araca bir bakalım. Ondan sonra da test sürüşüne çıkalım. Biraz hızlı bir video olacak. Çünkü işler var. İşler beklemez. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerini de takip etmeyi unutmayın. Arabayla ilgili Instagram'a Reels, YouTube'a Short, Instagram'a bir de sürüş yazısı da gelecek. Takip etmeyi unutmayın YouTube ve Instagram'ı. Gelin hep beraber BMW 320'ye bakalım. Karşınızda BMW F30 3 serisi. Şöyle arabamız 2014 model sport. Abi bilerek M Sport falan getirmedim. Çünkü yani M Sport'u ben sevemiyorum. Neden sevemiyorum söyleyeyim. Bak şeydeki M Sport hoşuma gidiyor. G20'deki, E90'daki hoşuma gidiyor. Ama şimdi olay şu. F30'u bu şekilde alıp da direkt M Sport'u çevirenler var ya, Allah belanızı vermesin, sizin yüzünüzden M Sport'tan soğudum diyerek başlamak istiyorum videoya. Aracımız Sport Paket 2014 model bir 320i. 1.6 170 beygir PSA grubunun ürettiği motor var üzerinde. Motor da bu arada çok iyi. 8'leri ZF şanzıman var. Şanzıman da çok iyi. Yani kullanırken ben çok memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Bu arada arabada ufaktan böyle ledlerde olunca, yan çizgiden de falan bakınca bir E60'ın çizgilerini çok hafiften böyle gözümüze vurmuş BMW mühendisleri. Çok hafiften ama böyle hani bariz bir şekilde laps diye E60'a vurmamış. Onu söylemek istiyorum. Bu arada E90'la böyle boyut anlamında ciddi anlamda bir genişleme var. Hani görüntü anlamında söyleyeyim ben size. Boyut anlamında aşağıya karşılaştırmalı olarak yazacağım. F30 tabi biraz daha uzun. Ama arka diz mesafesi anlamında yine birazcık zayıf kalıyor bence. Çünkü şaft tüneli var ve hani yüksek, bayağı yüksek bir şaft tüneli var. Gerçi 2x2 makam aracı tarzında tasarlanan bir araç olduğu için tasarım amacına uygun olsun diye böyle tasarlanmış. Anahtarı düşürdüm bu arada. Neyse, arka baş diz mesafesi, baş mesafesi tamam iyi eyvallah ama diz mesafesi konusunda bir tık zayıf. C serisi burada bir tık önde W205 kasa. Onun haricinde zaten bunun asıl rakibi W205 kasa, A6, B9, B8 o kasalar. Onun haricinde araba artık önde ve içte BMW'nin o dönemki sunduğu yeni kokpit tasarımı anlayışı ve yeni tasarım anlayışını, dış tasarım anlayışını sunuyordu. Tasarım olarak böyle 4 serisinin zaten çizgileri var. 4 serisi bu arada 3 kabriyo, 3 kupenin yerine gelmişti. Hatırlarsınız ki bu anlayışta F kasa kodlu 3 serisi, yani bu kasayla gelmişti. Bu arada ben F30'u seviyorum dedim. Şundan dolayı seviyorum. Yani internette videolarda falan görüp ya ne güzel araba ya, ne güzel araba ya deyip sevmedim. Şöyle 2012 yılında tanıtıldığı zaman 90-95 bin lira bantlarındaydı. Fiyat listelerini hatırlıyorum. 2012 Auto Show'da fuara gittiğimde fuarda binmiştim, hatırlıyorum. Oradan seviyorum. Onun haricinde bir abim, benim küçüklüğümü bilen bir abim, hatta onun arabasını çekeceğiz. Sattıysa yeni arabasını, satmadıysa F30'unu çekeceğiz. O zaman sıfır Borusan'ın ilk gelen partilerdeki araçlardan birini almıştı. Hatırladığım kadarıyla sunroof yoktu, beyaz renkti. O daha sonra jantmant bir şeyler yapmıştı diye hatırlıyorum. Eğer ki satmadıysa onu da çekeriz elbette. Bir farklılık olur, bir beyaz bir siyah olur. Ondan dolayı seviyorum. Abimiz aldığı zaman arabayı görmüştüm. Küçüğüm tabii o zaman, aklımda yer edinmiş. Yani 1 milyon lira param olsa 1 milyon 100, 1 milyon 200 tercih edebileceğim alternatifler arasında. Onu da söylemiş. Olayın bu arada E90'ın da daha önce ufak çaplı bir kullanma oldu. Bu arada çizgilere baktığınız zaman da ufaktan böyle E90'ın keskinleştirilmiş halini görüyorsunuz. Ve E60'ın hafiften böyle çizgilerini de görüyorsunuz. Hani çok hafiften böyle serpiştirmiş, BMW'nin genel tasarım anlayışı olarak serpiştirmiş mühendisler. Gayet güzel yapmışlar. Çift çıkış versiyonu da var.
daha üst versiyonlarda. Şimdi özellikle ben 328, 325, 328, 328 üzerini merak ediyorum. X-Drive falan merak ediyorum. Arkadan itişti bu araba. BMW'nin klasik arkadan itiş muhabbetini de az çok anladım. Çünkü gaza oturunca harbiden gidiyor araba. Hani 1.6 hacim falan deyip geçmeyin. 170 beygir güç var bu makinede. Arka stoplarımız böyle LED. Tabii LC'nin stoplarının yerini tutmuyor, ayrı bir mevzu. Ön aydınlatmalarımız da LED. Bu arada far yıkamamız da var. Far sensörümüz, yağmur sensörümüz, bunlar mevcut. Bu arada makyajsız versiyon. 2016 yılında makyajlı versiyon ortaya çıktı. Ve 2019 yılında, 2018 sonunda da G20 kasa kodlu 3 serisi çıktı. Bu sene de işte Ağustos ayında da 2022 şey çıktı. Makyajlı G20 çıktı. Katlanır aynalar var. Ama şunun şıklığına bakar mısınız abi? Katlanır ayna böyle dik, direkt dümdüz katlanmıyor. Böyle hani çapraz katlanıyor. Onun da ayrı bir havası var. Onun haricinde bayağı bir yorulmuş olduğu belli. Çünkü bayağı bir kirli yoğunluktan dolayı. Güzel bir temizlik giderdi aslında video öncesi ama çok karışık bir program oldu. 17 inç jantlarımız var. Jantlar da bu arada sportla birlikte gelen jantlar. Yani orijinal araç üzerine gelen jantlar. Arka baş diz mesafesi dediğim gibi bir tık geride kalıyor. O keşke hani biraz daha iyi olsaymış. Ama bu arada Çinlilerin ona da bir çözümü var. Ya oğlum Çinliler ne yapıyorsunuz? Allah belanızı vermesin. Her şeyi uzatıp uzatıp duruyorsunuz. 320'nin de LI versiyonu var bu arada Çinli arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bagajımız böyle. BMW zaten rakiplerine göre bir tık daha fazla sportifliği ön plana çıkartan bir marka. BMW o yüzden BMW zaten, o yüzden seviliyor. Onu belirtmek istiyorum. Geri görüş kameramız var. Onu da söylemiş olayım ve kokpite geçiş yapalım. Şu sese bitiyorum arkadaşlar. Acayip güzel bir ses. Bunu bir serisine oturup bayağı bir dinlemiştim. Manyak gibi. Onunla inşallah hala araç sahibimiz satmadıysa kendisinden tekrar bir test için isteyeceğim aracını. Kokpite geldiğimiz zaman yeni bir tasarım anlayışıyla karşı karşıyayız. NBT ekran zaten E kasalarda, yani E90, E87'de yoktu gerçi. E65'te de vardı, E65'te galiba. Jeep'lerde X serisinde işte 5'te, 7'de falan, bunlar da bayağı bir ünlenmişti. Aslında bu tasarım çizgisini biz ilk başta F01 7 serisinde gördük. Buna benzer bir tasarım çizgisini 2008 yılında. Daha sonra işte 1 serisi, 3 serisi, 5 serisi, 7 serisi derken bu bütün modellere yansıdı. Ufak bir ekranımız var ama gayet yeterli bir ekran, onu söyleyeyim. Dijital klima var. Hayalet olmasa da analog bir göstergemiz var. Kırmızı dikişli bir direksiyonumuz var sport olduğu için. Sport olduğu için bu arada kırmızı detaylarımız var. Onlar da gayet güzel duruyor. Yani yakışıklı bu arada. Hafızalı sürücü koltuğumuz var. Yan koltukta var mı çok merak ediyorum hafıza. Daha demin yan koltuğa baktım ama unuttum. Ona da bir bakmak istiyorum. Genellikle sunulmuyor diyecektim. Varmış. Mors oldum. Zord. Yani araba aslında donanım anlamında da gayet yeterli bir araba. Onu söyleyeyim. Bej değil içi. Siyah bence sport pakete de uymuş. Zaten M Sport'ta ya da işte sport tür paketlerde falan şey zaten yakıştıramıyorum böyle beji. Taba hadi neyse bir tık böyle sportifliği yansıtabiliyor kısmen ama bej tamamen yansıtmıyor yani, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi kaputu açacağım ama kaputu nasıl açacağım? Motorun altı da sıcak. Arkadaşlar ben bir kaputu açayım, ondan sonra videoya devam edelim. Açamadım çünkü. Evet. Valla mandalın üzerinde zaten 2X diye bir işaret varmış. Ben onu görmedim. İki kere çekince kaput zaten otomatik atıyor. Amortisörlü bir kaputu var bu şekilde. Bu da yani segmentin standardı. 1.6 170 beygir twin power turbo. Düşük hacimden yüksek güç üretme BMW'nin uzmanlık alanlarından birisi. 1.5 160 beygir gibi bir makinesi de var bu arada şeyin. Ok. Bu da çok iyi. Bir deneyimim olmuştu yani, kullanmadım da yolculuk ettim.
aktarma organlarını görüyorsunuz. Birazcık sıcak olduğu için tabii direkt açar kapattım, geldim, açtım falan. O yüzden böyle. O yüzden çok fazla girmeyeceğim. Ama gördünüz, PSA üretimi motoru genel olarak görmüş oldunuz. Gelin hep beraber F30'la birlikte test sürüşüne çıkalım. Tasarım anlamında şahane ya, ben seviyorum. Gelin hep beraber arabanın performans kısmına da bakalım. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi F30'la birlikte yola çıkalım. Unuttuğum bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Birazcık dağıldım çünkü çekim yaparken. Unuttuğum bir şey yok. Şimdi F30 aracımızla birlikte teste çıktık. Uzun zamandır yapmak istediğim bir sürüştü. Bugüne kısmet oldu. Şöyle bir şey var arabada bu arada. Arabamız 1.6 170 beygir. Yani PSA grubunun ürettiği motor. Peugeot çünkü bir ara Peugeot Citroen grubu PSA olarak bir ara bayağı bir motor satmışlardı. Hem Mini Cooper'a hem de BMW'ye aynı gruplarda da Mini Cooper ve BMW Peugeot grubu motor satmıştı. Bu hani açıklanması yasak bir şey falan da değil. Gayet net bir şekilde söyleniyor. PSA, PF bir şey falan diye de hatta motor kodu var. Tam motor kodunu ben aşağıya yazarım. Gidişi falan bayağı iyi bu arada. Yani motor Peugeot motoru olsa da iyi tercih yapılmış. Başarılı bir tercih. Yani BMW sonuçta. Hissiyat falan BMW. Malzeme kalitesinden bahsetmedim inceleme kısmında. Malzeme kalitesi yani yeterli ve premium segmentinde bir araba sonuçta. Mercedes C serisi, A4, S60 bunlarla rekabet eden bir araba sonuçta. Ve yani başarılı bir araba ama başarılı bir araba. Ben beğeniyorum. E90'a göre nasıl? Daha keskin, daha net, daha sport. E90 biraz daha böyle, bir tık daha böyle ağır oturaklı bir arabaydı. Bu tam böyle ayarında olmuş. G20 ile karşılaştırmak gerekirse G20 daha böyle sportif ama ağır. İkisini de aynı anda yapan bir araba. F30 da öyle ama F30 biraz daha böyle hani şöyle söyleyeyim, başı dağıtabileceğiniz bir araba, kolay dağıtabileceğiniz bir araba. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü ben azıcık kolay dağıtabileceğini düşündüm sürerken. Sürüş hissiyatı en azından öyleydi. Onun haricinde yani hissiyatı falan bayağı iyi. Şöyle arkadan itişimde X-Drive seçenekleri var. 320 dizellerde onları biz gördük bayağı bir. Onun haricinde burada klasik tip böyle zurna boy bir el freni görmemiz beni cezbediyor. Yani insanlar diyordu ki artık 2018-2019'da BMW niye böyle yapıyor? El freni manuel. Yani ben anlamıyorum falan diyorlardı. Şimdi gözünü seveyim manuel el freni diyoruz. Çünkü bir kere kavgaya gidecekken çekmek ayrı bir zevk oluyor. Onun haricinde görüş açıları falan bayağı iyi. Aynalar bu arada F21 serisiyle aynı. Onu söylemiş olayım. Kokpit neredeyse birebir aynı. Yani en azından yerleşimleri falan aynı. Çok benziyor. Yolun müsaadine bağlı olarak asıl cam 170 beygir güç, 230-240 civarında da bir tork gücüne sahip. Onu da söylemiş olayım. Arabamız arkadan itişli. Hani o yüzden aniden yüklendiğiniz zaman arkadaki o çekişi, itişi hissedebiliyorsunuz. Frenler falan bayağı iyi. Bu arada kullandığım araba 192.000'de bir araba. Onu söyleyeyim. 191.500 civarında bir kilometreye sahip bu araba. 9 yaşında bir araba. Yani belli bir yıpranmışlığı var bu arabanın. Onu söyleyeyim yani. Tamamen hatasız, boyasız, kusursuz bir araba incelemiyorum. Yan yolda dikkatli bir şekilde neyi tercih edeceğim. Ya gidişatı falan bayağı iyi. Benzinli motor çok fazla da ses almıyor zaten. Genel anlamda motor başarılı. Yani ben bu motoru seviyorum zaten. Bu arada aynı değerler yani en azından aynı silindiraj ve aynı beygir gücünde
BMW daha sonra kendi motor üretmeye başladı. Bir Mini Cooper işte BMW modellerinde falan kullanmaya başladı. Onu da G20'de kullanmıştım. O da gayet güzel bir motor. Onu söyleyeyim. Onun haricinde diyeceğim bir şey, yakıt tüketimleri anlamında yani orta seviyelerde. Yani öyle çok aşırı düşük yakıyor da diyemem. Güzel kadar iddialı değil. Ama yani bu arabayı kullanan abim pişman değil. Hatta Sport'a geçti. Range Rover Sport'a geçti. Yani denemen lazım diyordu zaten bu arabayı. Ben hani vermeden bu arabayı denemen lazım diyordu. O yüzden ısrarcı oldum ben de. Bugün denemek nasıl oldu? F30 seviyorum. Güzel araba. Hani hissettirdiği güzel. Sürüş anlamında. Yani şöyle yolda giderken. Bir de bu arabada bir eksiğimiz var. Harman Kardon ses sistemi. Karıştı arkadaşlar. Al sen dur. Al sen geç. Evet ya, orada abi durdu. Orası çok kör bir nokta. Soldan zaten Kartal E5'i bilenler bilir, E5 yan yolu. Yandan soldan araba geliyor. Sağda benzinlik çıkışı, ATM falan var. O ara bayağı bir sıkıntı oluyor. Biz arabayı kaldığımız yerden devam edelim. Yani genel anlamda hissettirdikleri bana keyifli şeyler hissettiriyor. Yani hissettirdi en azından. Daha detaylı bir sürüş, otoban sürüşü falan tabii yapmak isterim. İlerleyen bir zamanda tabii ki otoban sürüşü falan da yaparız. Onun haricinde böyle yani eksi yan söyleyeceğim bir iki tane kronik var. O da kozmetik olarak. Kozmetik olarak böyle yanlardaki deri kaplamalar haliyle yapışabiliyor. O sıkıntıları ben görüyorum mesela fotoğrafı incelediğim zaman. Showroomlarda, ikinci ellerde. Plastiğe şey yapışıyor. Deri yapışıyor. Ya o da çok kötü bir görüntü sağlıyor. Yani o var. Öyle bir sıkıntısı var. Şanzıman geçişleri çok güzel. Yarı otomatik manuelle de alabiliyorsunuz. Joystick olması çok güzel. Joystick'i biz X5'te, E60'da görmüştük. İlk başta. E65 serisi ve kaç oluyor onlar? E50 değil, E60 değil. E70'lerde bir şey oluyor olması lazım. X5'lerde görmüştük. Bayağı keyifli bir sistem joystick olması. Daha sonra tabii geliştire geliştire G20'de de joystick'i geliştirdiler. Bayağı yakışıklı bir hale getirdiler. Makyajlı 3 serisi F30 da bayağı yakışıklı bir araba. Yani onu belirteyim. Ya yol tutuşu anlamında falan benim ilk izlenimlerim bayağı başarılı. Yani sportiflik anlamında BMW önde diyebilirim. Çünkü bayağı iyi bir araba sportiflik anlamında. Ben beğendim şahsen. Hani bunu biraz da ilk deneyim, ilk sürüş olarak çekmek istiyorum. Ya, araba çok iyi gidiyor yani. Onu söyleyeyim. Ya gidiyor duruyor falan diye yapmayacağım tabii ama sunduğu şeyler, marka BMW, sonuçta arabayı düzgün bir şekilde kullandığınız zaman sizi yormayacak bir araba. Ama düzgün kullanmadığınız takdirde tabii ki bu malzemenin bir ömrü var, bir dayanma ömrü var. O ömrü aştığı takdirde yine sıkıntı yaşarsınız. Yani ben şimdi bu arabaya abanarak sürsem belli bir noktada patlayacak, bir sıkıntı olacak. Çünkü abanıyorum, sürekli maksimum şeyde kullanıyorum. Yani aynısını nasıl örneklendirebiliriz? Yani bir şeye sürekli, mesela istihbarat bir ton alan arabaya sürekli 1-200 yük atarsan o arabanın sıkıntı çıkaracağı gibi, bunda da sürekli maksimum beygir, maksimum tork yaparsan sıkıntı olur. Bu arada bunda var mı bilmiyorum. Olması lazım bu versiyonda da. Bu ne? Seat araç durumu, araç durumu diyelim. Buradan çıkar mı? Servis ihtiyacı, çek kontrol, yağ seviyesi, motor yağı seviyesi, sıfırlama yürütmeli, lastik basınç kontrolü, sıfırlama, arama, kullanım kontrolü. Bunda neydi acaba ya? Maksimum mutlak yetki tüketimi, karma 10 litre. Aa, böyle bayağı yoğun kullanıyor arabayı. Öyle bir
Ya ekranda işlevsel. Bunu tabi büyütenler de var. Konik Prime mi yok? Bilmiyorum acaba. Bu maksimum tork, maksimum gücü gösteren bir sistemi de vardı bunun. Bunun da yok demek ki. Tekno Plus'larda mı var acaba? Tekno Plus, M Sport'larda falan mı var? Şu sıkıntılı oldu ya. Şuradan seni... Orada çünkü bayağı bir zart diye dalıyorlar. Bu sefer de göremezsem bundan ayı olmasın. Ya sürüş anlamında iyi yani. Alırsınız, kullanırsınız, pişman olmazsınız. Yani F30 hayranlarını bugün daha iyi anlayabildim. Kendimi de daha iyi anladım. Neden F30'u istediğimi böyle hedeflerim arasında olduğunu. Yakışıklı bir araba çünkü. Cidden böyle beğendiğim bir araba. Onu söyleyeyim. Böyle bir video olsun. Farklı bir test oldu. Biraz aceleye gelmiş bir test oldu. İlk izlenim olmuş oldu. Ben F30'u tercih eder miyim? Ederim tabii ki. Rakipleriyle karşılaştırmak lazım. Abi arkadan itiş ya. Direkt. Ama yola zart diye böyle yapıştırıyor. O güzel. Onu beğeniyorum işte BMW'de. Ya işte sürüş manevrası falan da bayağı iyi bu arada. Şanzımanın uyumu, sürüş manevrası falan da bayağı iyi. Beğeniyorum yani. Onu belirtmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bu birazcık böyle dediğim gibi spontane gelişen bir testti. Umarım ilerleyen süreçlerde böyle daha kaliteli, net, muntazam bir içerik çıkartabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.